Hocam 1921-22'de İttihatçı Önderliğin öldürülmesi Mustafa Kemal'e alan açmış mıdır? Cumhuriyetin ilan edilmesini bu bakımdan da değerlendirebilir miyiz? Üzerinde düşünülmeye değer bir bakış açısı. Yani Enver, Talat, Cemal ve yakın arkadaşlarının tasfiyesi yeni rejimin kurulması için önemli bir adımdı. Çünkü her ne kadar bu kişiler 1918'de yurt dışına kaçtılar ve bir daha ne zaman dönebilecekleri belirsiz bir geleceğe ertelendi ise de sonuçta arka planda gölge gibi duruyorlar. Düne kadar memleketi yani mutlak iktidarla yöneten kişiler. Mustafa Kemal Paşa'yı bu göreve koyan kişiler. Hadi çocuğum sen birazcık bu işi yönet. Sonra biz geliriz bakarız pozisyonu var ortada. Özellikle Enver açısından. Enver son derece net bir şekilde 1920-21 boyunca memlekete dönmeyi ve dönüp hareketin liderliğine geçmeyi planlıyor. Talat'la Enver arasındaki ipler 1917'de filan kopmuş görünüyor. Yani ikisi arasında artık bir ortak bir şey yok. Mustafa Kemal 17'de 18'de yani henüz İttihat ve Terakki yönetimi varken Enver'le taban tabana zıt bir pozisyona gelmişti. Fakat Talat'ın adamıydı. Talat'la beraberdi. Talat'ın siyasi müttefikiydi. Şimdi Talat her ne kadar yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye içindeki siyasete fazla bulaşmadı ise de yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Türkiye'de barış anlaşması imzalanırsa İngilizlerle yeniden ülkeye dönmesi fırsatı doğar ve o zaman Türkiye'de bütün dengeler alt üst olur. Dolayısıyla bu arkadaşların Ermeni fedailer tarafından öldürülmesi aslına bakarsanız Mustafa Kemal ve şürekasının son derece işine gelmiştir. Başka türlü çünkü kendi mutlak iktidarını hiçbir şekilde kuramazdı. Almanların da işine gelmiştir. Bakarsan ona İngilizlerin vesairenin de işine gelmiştir. Çünkü İngilizler, Fransızlar bu kişilerin savaş suçlusu olarak yargılanmasını talep ediyor. Fakat nedense ele geçirmek için ciddi bir çaba göstermiyorlar. Yani Enver her ne kadar Rusya'daydı büyük ölçüde, dolayısıyla o kontrollerinin dışındaydı. Fakat Talat Berlin'deydi. Kim şu adamı bize diyebilecek pozisyondaydılar. Bunu yapmadılar. Çünkü Türkiye ile Türk kamuoyuyla kökten bir kavgaya girmeyi istemediler. Yani bir başka ülkenin savaş kahramanı olan liderlerini yakalayıp savaş suçlusu olarak asmak kolay bir şey değil. Uzun vadeli sıkıntılar doğuran bir şey. O yüzden sen yapacağını, hem bu insanlar çok fazla şey biliyorlar, çok fazla şeye karışmışlar. Ermeniler de dünden razı bu namussuzları ortadan kaldırmaya. Örgütlemene de gerek yok. Göz kırparsın, göz yumarsın. Beklersin ki yapsınlar. Şöyle bakarsın öbür tarafa, onlar giderler, vururlar. Böyle olmuş sanıyorum. Tüm tarafların işine gelmiş. Yani Ankara'daki rejimin, Almanların ve savaşın galibi olan müttefiklerin işine gelmiş. Bu şahısların öldürülmesi muhtemelen Rusya'nın da işine gelmiş. Yani oy birliğiyle temizlenmişler.